rüzgar esiyordu. Biraz indireyim hatta şunu. Hafiften üşümeye başlamıştık ki güneş çıktı, ısıttı bizi. Aşağı yukarı 1 kilometre bir mesafe kaldı. Bakayım, evet, 1 ya da 2 kilometre. Virajlı güzel bir yol. Ankara'da sürecek yol bulamıyorum. İşte gidilebilecek hem yakın hem de böyle güzel viraj olan bir yer var diyorsa, istiyorsanız Karagöl yolu, Çubuk Karagöl yolu bu bakımdan mükemmel. Ankara'nın çevre köy ve kasabalarında gazlamak için müsait yollar var. Asfaltta gayet iyi. O yönden de korkmanıza hiç gerek yok. Ve geldik. Açık mı, kapalı mı? Araba buraya girmiyor, şuraya giriyor herhalde. Şöyle otoparka bir girelim bakalım. Karagöl'ü gezdik, şimdi dönüş yolundayım. Gölün donmuş olması ilginçti. Kar da vardı. Buralar demek ki bayağı bir soğuk oluyor akşamları. Gündüzleri biraz ısınıyor, akşam tekrar soğuk. Rüzgar da var tabi. Isının düşmesine etki ediyor çok fazla şekilde. Virajlı yollar olduğu için burayı tercih ediyorum. Bir de böyle rakım yüksek, yükseliyorsunuz yavaş yavaş. Doğa güzel. Hani ilkbahar olmasına karşın daha yeşermeye başlamamış ağaçlar. O ilk yeşerdiği zaman çok daha güzel oluyor yapraklar. Çiçekler açtığı zaman 10 numara böyle her renk. Kırmızı, turuncu, yeşil. Yeşilin birçok tonu. Sonbaharda ve ilkbaharda gelmenizi tavsiye ederim. Piknikçiler daha çok geliyor tabi. Mangal sefası. Ama motorcular için bir gazlama alanı olarak da değerlendirilebilir. Hafta içi şehir dışına gidemiyoruz. Şehre yakın gezi alanlarını, gezi yollarını değerlendirelim. Yaklaşık Çubuk'tan 26 kilometre. Toplam yaptığım yolda 90 kilometreyi geçti bugün. Daha bir de bunun dönüşü var. 150-200 kilometreye yaklaşırız belki. 150 civarı olur. Benzin ucuzlamışken değerlendirelim. Değil mi arkadaşlar? Bir anda koronavirüsü Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol konusunda anlaşamamaları akaryakıt fiyatlarını düşürdü. İnşallah böyle yaza kadar, sonbahara kadar devam eder de bu sene bol bol gezer, görmediğimiz yerleri görürüz. Kışlancıkmış buranın ismi, bu kasabanın. Çubuğa 22 kilometre diyor. Köpek sesi duyunca hemen topukluyoruz. Atlar matlar. Bacağımıza sarılır. Dengemizi bozar. Tabii kasabalardan geçerken böyle kedilere, kuş...
da bir şey görmüş. Tavuklara dikkat etmek lazım. Baş hayvanlara da dikkat edin, yoksa inekle falan yolu geçen bir inekle burun buruna gelebilirsiniz. Tabii kimseye böyle bir durumla karşılaşmasını istemem. O yönden, o yüzden uyarı görevimi yapıyorum. Tabii en büyük tehlike onlar değil, traktörler. Biliyorsunuz traktörlere arazinin hepsi yol. Tarladan tarlaya geçerken de sizin kullandığınız yolu kullanırlar. Fark etmezseniz kötü sonuçları olur. Boş yol, boş arazi yolu deyip, köy yolu deyip çok fazla hızlı gitmemek lazım. Durma mesafesini göz önüne alın. Hem bir zevki de olmaz ki onun ya. Yavaş gideceksin ki şöyle tadını çıkaracaksın. Hissedeceksin şöyle ormanın yeşilliği. Yoksa hız yapıp motora kapanıp asfaltı izlemeye gerek yok. Şöyle çevreye bakmak iyi, önemli. Güzel. Saat 2'ydi. Şimdi 4:30 olmuş. 2,5 saattir yollardayım. Yaklaşık 100 kilometre de 2,5 saat. Çok hızlı gitmemişiz. Tadını çıkara çıkara gitmişiz. Evet arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz like'a basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Beni sosyal medyadan, Facebook, Instagram ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Ve arkadaşlarınızla bu görüntüleri paylaşırsanız sevinirim. Hoşça kalın.